İşte buradayız. Altın ve un mu? Zavallı Elsa. Asla mücadele ruhunu kaybetmiyor. Bu sırada Kate bir külçe altınla mı uğraşıyor? Elsa'yla takas yapmak mı istiyor? Mümkün değil. Yenmeyen atıştırmalığımızı değiştirme vakti. Pekala, harika bir şey yapacağız. Elsa, şuna bir bak. Oh, vay! Altın tozlu, ne kadar da güzel. Onun içine ekleyelim, inanılmaz. Şimdi pişirelim ve sonra elimizde muhteşem bir kek olsun. Mükemmel! Pekala Kate, sen ne yapıyorsun? Katı bir altın kek. Fakat Elsa'nınki hala yenilebilir. Sadece değişmemiz gerekecek. Ah Elsa, bunun sonu o kadar da iyi olmayabilir değil mi? Pekala! Süper lezzetli! Şimdi 2 numaralı pasta. Hayır! Hayır hayır, Kate o yoldan gitmemeye karar verdi. Kendi burgerinizi kendiniz yapın. Elsa, noodle burger mi? Ucuz malzemelerden bahsediyoruz. Bu arada Kate çok zengin olduğu için 1. sınıf kalite burger malzemelerine sahip. Ve peynir olmadan asla olmaz. Sadece oraya koyalım ve... Lütfen erisin. Hey sen, peynir perisi. Güneş ışıltısı, gitme vakti. Güneşi mi kiraladın? Kate, ne kadar da zenginsin. Merhaba. İşte buyurun. Güneşte kavrulmuş 1. sınıf bir burger. İşte bu kadar. Kimin burgeri deneyi daha çok aşık edecek bakalım. Pekala, hadi Kate'inkini deneyelim. Biber! Bu kesinlikle geri tepti. Üzgünüm. Her yer battı. Ah, ayaksı. İşte pasta. Ama Mary'ninki Leyla'nınkinden daha az abartılı. Her zamanki gibi. Ah ama aman tanrım, zengin kızın pastası bir harika. O benim olsaydı onu yiyebileceğimi bile sanmıyorum. Bu bir sanat eseri. Leyla istemiyor mu? Malzemeler yeterince değerli değilse onları istemiyor. Yavaş yavaş pastanın parçaları Mary'ye doğru yol almaya başlıyor. Bu da ne? Leyla, böyle devam edersen tüm pastan gitmiş olacak. Mary şikayet etmiyor. Hediyeleri getirin diyor. Bingo! Harika. Biraz altınla süsleyelim. Yeniden düzenleyelim biraz. Eğer istersen. Ah Leyla, çok klasik. Bu saf altın şekerlerin seni ne kadar yorduğunu bilmek bile istemiyorum. Ama evet, kesinlikle güzeller. Harika iş kızım. Süper. Mary ikinci el pastasıyla mutlu görünüyor. Saf altın mı? Neden? Tamam, o şeyin ne kadar ağır olduğunu hissettin. Ne olabileceğini düşünmedin mi? Lanet olsun. Üzgünüm Leyla. Ama hey. Mary'nin pastası olaydan sağ kurtuldu. Ve şimdi yeme zamanı. İnanılmaz. Çikolata şelalesi mi? Harikasınız. Mary'nin küçük bir patlamış mısır var ama elindekiyle mutlu. Leyla daysa patlamış mısır için tüm bu canlı şeylerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ah aman tanrım. Bu nasıl bir şey? Minik mısır parçasını çikolataya batırıyor. Bir fikri var. Mary bir mısır tanesini eliyle batırıyor ve anlıyoruz ki belki de Leyla'nınki daha doğruydu. Bu bir ilk. Doğru. Leyla alay ediyor. Yargılamak için bu kadar hızlı olma. Tek ihtiyacımız olan bir kase. Tamam. Mısırlarınızı büyük kaseye dökün. Şimdi o küçük kaseyi ortasına oturtun. Şimdi zengin kızın dikkatini çektiğimizi görüyorum. O kaseyi çikolatayla doldurun. Evet, işte böyle. Muhteşem görünüyor. Çikolatanın donmasını bekleyin.
İşte hazır. Tada! Güzel bir Çikopop kasesi. Şimdi içine çikolata doldurun ve double çikolatalı ikramınızın tadını çıkarın. Harika işte Mary. Gelmiş geçmiş en iyi şey. Leyla, bizim hiçbir şeyimiz yok. Parmak yalamak bile güzel. Sana o kadarını söylüyorum. Susayan var mı? Bu kolalar çok fazla kızım. Bunların hepsini nasıl içeceksin? Evet, dev bir pipet. İyi düşündün. Ve zavallı Mary'de sadece bir kutu kola var. Bu da bir şey. Ve aynen böyle bitti. Şimdi ne olacak? Elbette bir planı var. Bir çatal. Vay canına, o kadar akıllı ki bir deli kaçtı ve şimdi bir Coca-Cola fıskiyesi var. Ödülünü iç kızım. Kesinlikle susamışsın kızıl kafa. Evet. Bence Leyla'nın kolasından daha fazla almak için daha büyük bir şeye ihtiyacın var. Evet, dev bir çatal işe yarayacak. Bu çok hızlı olacak. İşe yaradı. Sen çok akıllısın. Bir kola tsunami'miz var. Süper olun. Ama artık çok geç. Saçlarına bulaşmış. Çok şaşkınsın. Görünüşe göre hepsini bitirmişsin. Çok teşekkürler Mary. Bunu kimin kazandığından emin değilim. İşte bir sürü cep telefonu kızım. En son ve en yeni telefonlar. Harika! Ve zavallı Mary'nin tarih öncesi bir telefonu var. Zavallı Mary. Aman dikkat! Leyla Hanım komik bir filtreyle TikTok uygulamasında sizi bekliyor. Yüklendi. Telefonunu neden kokluyorsun kızım? Vay! Yenilebilir bir şeker telefonun var Bayan Mary. Yaşasın! Kesinlikle kazanıyorsun. Neden benden ve telefonumdan bir TikTok çekmiyorsun? Acaba telefonlarınızdan herhangi bir şekerden yapılmış olabilir mi Leyla? Hayır! Olamaz! İki dişini kaybettin! Zavallı kız! Pizza! Yaşasın! Bir sürü pizza! Tam olarak 100 adet! Hiç adil değil! Leyla zaman kaybetmez! Çok güzel görünüyor! Kıskandım! Bakalım sende ne var Mary? Pizza resmi olan bir kağıt parçası mı? Hiç adil değil! Şaşkın kız! Vay! Bu da ne? Güzel bir pizza baskısı. Bunun ne işe yaradığını merak ediyorum. Kopyalar mı yapıyorsun? Anlıyorum. Pizza baskısı aslında kağıttan pizzayı alır ve onu gerçek hayattaki pizza yapar. Leyla neredeyse bitirdi. Ve Bayan Mary daha yeni başlıyor. Yani pizzaya... Kokusu da çok güzel. Mary bir pizza yığını yaptı. Baskıda bir tane daha var. Harika. Tadını çıkar kızım. Nasılsınız? Mel? İşte buradasın. Seni bir an göremedim. Altın kaplamalı şekerler mi? Zavallı Jess. Minik fıstıklar gerçekten hiç eğlenceli değil. Pekala, yine de onların tadına varacak. Mel! Vay! Gözlerim! Dişlerim! Pekala, bir fikrim var. Bu bebeği yemek gerçekten zor. Ama bu şekilde vurarak parçalamak oldukça kolay. Mükemmel bir eğlence. Jess'te biraz alabilir mi? Hayır. Pekala.
Patlayan tüpler, beni sakın hayal kırıklığına uğratmayın. Onları bağlamalısın. İşte böyle. Biraz daha, biraz daha. Ah baby. İşte başlıyoruz. Bir yudum. Şekerlerin artık benim. Çok iyi. Görünüşe göre Melce sen etkilenmiş olmalı. Kendi pop tüpünü takıyor. Ve şimdi... Jess kesinlikle kötü bir şey yaptığının farkında. Ve bu küçük çocuğun balığı... Jess'in karnında küçük bir yolculuk yaptı. Bu durum her gün duymaya alışık olduğumuz şey değil. Üzgünüm dostum, işte senin... yapış yapış arkadaşın. Garip. Çok üzgünüm küçük balık. Hazırsanız kek zamanı. Bir fikrim var. Şeker. Onları pastanın üstüne yerleştir. Ve bitti. Şu güzelliğe bak. Ve son bir dokunuş. Ballı jöle. Aman tanrım. Çok tatlı. Evet Mel. Harikasın. Jess? Ha? Arı kovanı mı? Jess? Mel? Arılar balı sever. Ben şimdi yandın. Oh hayır! Kaçsan iyi olur. Jess neden? Oh hayır. Hemen doktoru aramalıyız. Kulaklara bir bakın. Artık kilometrelerce uzaktan duyabilir. Çok komik. Mel Jess'in bundan ucuz kurtulmasına izin vermeyecek. Bay Güvenlik! Ah Jess, şimdi gerçek şakayı göreceksin. Evet, Bay Güvenlik. Ah, bir saniye bekleyin. Ufacık çantada nasıl bu kadar çok şey var? Altın topun çantası mı? İşte buldum. Dev kulaklıkların bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi ki? Hayır, lütfen bana Jess'in neden dev kulaklıklara sahip olduğunu sormayın. Cevabı ben de sizin gibi bilmiyorum. İkinize de afiyet olsun. Ve tabii ki Mel, sana da teşekkürler. Hazır? Dondurma! Evet, evet. Kelly'nin dondurması güneşte çok durmuş galiba. Vah! Bir dakika. Yukarı yukarı. Az önce ayağını mı çağırdın? Kelly maske mi takıyor? Ne oluyor? Çorap. O koku için kendinizi hazırlayın. Bir kokladı ve direkt bayıldı. Şimdi diğer dondurmalar da artık bizim. Çok lezzetli. Bir ısırık alalım. Harika görünüyor. İçinde bir portakal mı? Ne kadar da güzel. Bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Farklı bir tane deneyelim. Bingo! Çok ferahlatıcı. Kerry'nin yakında biraz temiz havaya ihtiyacı olacak. Dondurmaların gittiğini fark edecek. Bir şeyler yapmalıyız. Küçük bir kendin yap oturumu zamanı. Bir kalıp sabun ve yeşil boya mı? Bunun nereye gittiğini anladım galiba. Yeterince eşek şakası yaptığımızı düşünmüyor musun? En azından gerçekçi görünmesini sağlamaya çalış. Ve ayrıca tat testi için burada olmasak iyi olur. Kusursuz. Bir düzleştirici paketi tekrardan yapıştırır. Kelly, uyan bakalım. Bu çorabı da atalım. Dikkat, zehirli malzeme. Günaydın güzellik. Yok artık, onu yiyecek misin? Lezzetli çığlığını duymak isterdim. Baloncuk şakası. Kelly gerçekten bizi bu bölüm kırdı geçirdi. Hey kızlar, öğle yemeğine ne dersiniz? Kelly için hazır makarna. Güzel görünüyor. Ve Kelsey için bir kova dolusu noodle. Evet. Hadi pişirelim. Bu noodle'ların en güzel yanı kolay pişmeleri. Yemek pişirmek ne kadar kolay. Kelly hayatı boyunca bir kere bile yemek pişirmedi. Çünkü o zengin. Neden yapsın? Çok lezzetli. Sadece su ve tada! Anında müthiş noodle. Onları içeri at ve bekle. Yok artık. Kelly, bunu görmek isteyeceksin. Sıcaklığı arttırıyor. Aşırı kaynıyor. Bu bir felaket.
Her yer noodle oldu. Zavallı Kelly. Bu pozu mutlaka yüklemeliyiz. Çok iyi duruyor. Kelly, çok fazla beğeni alıyorsun. Ha, ne oluyor burada? Ha, makarna kız olarak meşhur oldun. Fenomen. Fenomen, fenomen. Doğru mu söyledim acaba? Yaşlanıyorum galiba. Her neyse, tebrikler Kes. Sen harikasın. Kelly, bunu yaparken o kadar da havalı değil. Noodle şakası viral bir sansasyon yarattı. İşte bu. Kızlar, bakın. İki tane taze pasta. Çok lezzetliler. Melanie'nin keyfi yerinde. Mükemmel. Betty'nin pastası eskisi kadar güzel görünmüyor ama yine de kesinlikle nefis. Pasta lezzetli mi Mel? Sanırım ufak bir dokunuşa ihtiyacın var. Sam? Aman tanrım! Şimdiye kadar gördüğüm en büyük ve en lezzetli yüzükle evlilik teklifi ediyor. Betty? Ah tanrım! Yoksa tahmin ettiğim şeyi mi yapıyor? Gelin ve damat çöpten mi yapılmış? Aman tanrım. Damat mı yoksa gelin mi? Ah, ne fark eder ki? Sana güle güle. Merhaba zeytin kız. Sen bu karışıklığı görür görmez çılgın yüzüğünü alıp yola çıkıyor. Mel, adamını kaptırmış gibi görünüyorsun. Ah, belki de günü kurtarabiliriz. Damat inek mi? Olaylar iyice karışıyor. Betty! Biliyor musun? Eğer çikolatadan bahsediyorsak belki de Bay İnek kötü bir fırsat değildir. Sevimli mi? Tepsileri açma zamanı. Bay bay bay! Herkese eşit sayıda çikolata ve tabii ki Mel'inki altından yapılmış. Çok havalı. Betty! Hadi yemeye başlayalım. Evet bebe. Görünüşe göre ikisi de oldukça mutlu. Vay vay. Baksanıza bu şey nasıl da parlıyor. Bir fikrim mi var? Ocaklar hemen çıksın. Mel'in ne yapacağını çok merak ediyorum. Yakın bakalım. Ve şekerlemeler. Birkaç dakika sonra. Ve bitti. Mel'in harika bir altın tacı var. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey. Betty de istiyor. Pekala, iyi, tamam. Bomba mı? Ah, olamaz. Ah, bu lezzete bir türlü alışamadı. Şimdi de Betty çikolatalarını ekliyor. Ne olacağı hakkında hiçbir fikriniz yok değil mi? Ah, olamaz. Birkaç dakika sonra. Çikolata zamanı. İkramlar lütfen. Nasıl isterseniz. Mini bir Nutella. Ve Mel'inki ise kocaman. Acayip bir lezzet. Bence Betty hala oldukça mutlu. Kendini rüyada gibi hissediyor. Çok tatlı ve nefes. Neredeyse hepsi bitti. Mel bu durumu anlayamıyor. Altın kaşığına bir bakın. Aman tanrım. Betty, ne gördün? Ne oluyor? Altın bir zincir mi? Mel, bak. Sence de güzel değil mi? Hemen koy onu yerine Betty. Bir dakika bekleyin. Mel'de de var ama oldukça uzun. Çok uzun. Ne? Az önce ne oldu? Nutella'nın fişini mi çıkardınız? Mel, hayır. Neler oluyor? Her şey içeriye doğru çekiliyor. Ah tanrım. Hayır. Nutella dünyasına hoş geldin. Atıştırmalıklar, evet. Ah harika. Mel şimdiye kadarki en büyük donuta sahip. Betty onun yanına bile yaklaşamaz. Oh. Keyfini çıkar Mel.
Ahmet, bir fikrin mi var? Parmağına bir yüzük takıyor ve damadın onu bulmasını bekliyor. Bunu elbet Temel yapamaz. Olamaz. Vay! Fırlat! Hey şef! Bazı ürünleri şekle sokmanın vakti geldi. Aynen öyle. Dilimle, dilimle, dilimle. İçimden bunun harika olacağına dair bir his var. Aha! Bir sürü donut. Sadece bir tanesinden mi? Kusursuz. Şimdi geri gönder bakalım. İşte geliyor. İyi iş çıkardınız. Çok lezzetli. Betty, bak. Meli her yerden donut yağıyor. Fakat Betty? Görünüşe göre bir donut mıknatısı oldum. Ve evet Mel o yüzüğü alacak. Harika. Cupcake'ler çok lezzetli ve Mary için sadece bir tane. Ah, bu hiç adil değil. Bahse girerim, o şey çok lezzetlidir. Bir fikri var. Leyla en büyük keki alır ve üst üste dizmeye başlar. Bu çok iyi. Mary bunu görmek isteyeceksin. Biri diğerinin üstüne, aynen böyle. Mükemmel. Evet, hadi bakalım. Vay! Sadece bir ısırık istiyor. Pekala. Ortadan alıyor ve hepsini mahvediyor. Hadi ama. Bu kötü oldu. Ama hey. Bir kek paramparça olsa bile bir kektir. Hadi açın. Erimiş çikolata. Çok lezzetli. Sıra sende Leyla. Bir kutu çikolata. Wow. Ah seni şanslı kız. Bu şey çok büyük. Pekala. Keyfini çıkarın hanımlar. Mary Tellas'ını alır. Zengin kızımız biraz daha sakin yer. Çok iyi. Hepsi bitti mi? Olamaz. Ne yapsak? Mary Leyla'nın kutusunu kapıyor. Çok ağır. Leyla fark ediyor. Hayır. İşte anlaşma. Kim bu tomar parayı üfleyerek düşürürse kutuyu kazanır. Hadi bakalım başla. Leyla'nın iyi ciğerleri var. Mary pompasından biraz fazla yardım alır. Leyla'nın 100 dolarlık saç stilini mahvettin. Artık havalı değil. Leyla ne yapacağını çok iyi biliyor. Son doları da havaya uçurdu. Kutu onun. Dağınık olabilir ama en azından çikolata kutusu var. Yani buna değer. Yiyecekleri görelim hadi. Pasta. Şuna bakın. Çok güzel. Un ve su mu? Bununla yarısına kadar bile düzgün bir pasta yapamazsınız. Kolibandı. Kendimizi değişik bir duruma sokmak üzereyiz. Anladım. Neler olacak dersiniz? Kiri unu bantlıyor. Bir hayalet. Ups, üzgünüm Kelly. Bu halin ne böyle? Sen! Kiri pastasını yemeye hazırlandığında... Al sana! Kiri bu oyun iki kişilik oynanır. Makyajın harika. Karpuz! Bir dakika. Bunu kelimenin tam anlamıyla çöpten çıkarmış gibisin. Bu arada Kiri çiftçi pazarından taze bir karpuz aldın sanırım. Çok lezzetli görünüyor. Bu karate dersleri gerçekten işe yarıyor. Zavallı Kiri. Yoksa bir fikrin mi var? Karpuzları bir araya getiriyor. Burada bir hile seziyorum. Şimdi dikkatli ol. Anladın sen kızım. Etrafını sar sar ve sar. Bir şey daha. İşi sonlandırmak için limonlu soda mı? İçine doldur. Sıra sende. Gömme zamanı. Kelly bu da ne? Her neyse. Hadi bu nefis karpuz üzerinde çalışalım.
Ahım, çok sulu. Hepsi tamam. Tek ihtiyacımız olan biraz jöle. Renkli renkli. Bu işin sonu güzel olacak. O kötü çocuğu buzdolabına koy ve bekleyelim. Ama çok uzun olmamalı. Nihai sonuç için heyecanlıyım. Karpuzu çıkarabiliriz. Umarım Kerin'in sulu karpuzu gibi olmuştur. Bunu herkes izlesin. Şapkalarınızı tutun. İşte büyük sürpriz geliyor. Aman tanrım! Mavi jöleli karpuz! Bayanlar ve baylar, bunu ilk kez burada gördünüz. Dünyanın en lezzetli atıştırmalıkları. Ve hiçbir şekilde Keri bir ısırık bile alamazsın. Hepsi Kelin'in. Bir fikrin mi var? Evet. Kurutucu. Hayır. Keri, Kelin'in güçlü karpuzunu parçalamaya başlar. Dur, dur. Keli, bir şirin kadar mavisin. Ve saçlarında ne yapışkan bir kabus bu. Hey kızlar, bakın. Meliç'in mega bir çikolata. Ve Jess içinse mini minnacık. Hiç adil değil. Hadi bakalım Mel. Evet. O dev bir çikolata. Ve elbette lezzetli. Jesse, ne yapmayı düşünüyorsun? Buldum. Honey, hadi bakalım. Mel'in çikolatasına saplıyor. Ve şimdi de kolayı ekliyor. Bu boyutta yaptıklarını bile bilmiyordum. Bakalım neler olacak. Mükemmel. Hayır. Patlayan hem de bir sürü. Hadi be. Bu bir felaketin habercisi. Kimler hazır? Aha. Hey, neden hiçbir şey olmuyor? Jess, bir şey yap. Ha? Salla, salla, salla. İşte döküldü Hayaksi. Maalesef planlandığı gibi olmadı. Büyük bir ders almış olmalı. Çok komik. Mel'e yepyeni bir iPhone. Jess'e ise bir blok çikolata. Kesinlikle Mel'in ikramından daha havalı değil. Pekala. Tamam, hadi biraz eğlenelim. Vay, inanılmaz. Mükemmel. Telefonum erimeden önce numaramı kaydetseniz iyi olur. Çok lezzetli ve havalı. Tam istediğim gibi. Şuraya bakın. Mel de çikolatalı bir telefon istiyor. Sen yeter ki iste diyor Jess. Vay canına. Çikolataya mı batırdı? Bunu yemek eğlenceli olmayacak. Of. Mel. Hayır hayır hayır. Gerçekten ısırdı mı? Ama nasıl? Mel. Neler oluyor Mel? Pekala bayan robot. Bize ne yapabilirsin? Mankek. Tanrı aşkına gözlerime inanamıyorum. Bu çok güzel. Özür dilerim Jess. Onu yenemiyorsan fişi çekmelisin. Pekala bu kolaydı. Üzgünüm Mel. Evet, evet. Pizza, pizza yapıyoruz. Malzemeler hazır. Hepsini üstüne diziyoruz. Sevgili denimize etkilememiz gerek. Pekala. Bu güzellik olmak üzere. Bakalım nasıl olmuş. Esa. Kate'in yakında sevgilisi olması için bunu yapmasına imkan yok. Şehirdeki en ünlü pizzacıyla telefonda görüşüyor. Hızlandırılmış teslimat. Aman tanrım, çok büyük. Keşke benim olsa. Bu kesinlikle bir başyapıt. Üzgünüm Esa. Boom, boom, pow. Al bakalım Kate. Olamaz. Kate'in bombalı pizzası Deni'ye gönderildi. Aman tanrım, aman tanrım. İşte geliyor. Bu Esa
Elsa'nın eleme prensesiyle kazandığı anlamına mı geliyor? Kazanmak için her yolda. Selam, atıştırmalıklar. Kate yine her şeye sahip. Jelibon kulesine karşı bir paket bile etmeyen 3-5 jelibon mu? Ah pekala. Kate yemeye başlıyor. Kendi için mükemmel bir atıştırmalık yapmak üzere. Çok güzel. Bir adım daha. Fön makinesi mi? Olamaz. Jelibon pastası. Bu gördüğüm en leziz ve en güzel şey. Elsa, bir şeyler yapmalıyız. Elsa da aynı tekniği deniyor. Sadece onunki o kadar da ateşli değil. Ay aksi. Bu Danny için hayatının en zor kararı olabilir. Ha? Bu da ne böyle? Elsa'nın hediyesini sevmenin bir yolunu buldu galiba. Balon zamanı! Ah işte bu. Videodan keyif aldınız mı gençler? Tüm eğlenceyi kaçırmamak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca lütfen bir yorum bırakın. Sizden haber almayı seviyoruz. Yakında görüşürüz. İzlediğiniz için çok sağ olun.